Evet, hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere MacBook'larınızı daha verimli kullanmanıza yarayacak, yine birbirinden farklı, çok özel bazı uygulamalardan bahsedeceğim. Kanalın üzerinde son zamanlarda bu tarz video içeriği konularına da ağırlık vermeye başladım. Eğer onları da izlemediyseniz mutlaka göz atmanızda fayda var. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayıp ilk uygulamamızla başlayalım. Mac bilgisayarlarımızda belgelerimizi, klasörlerimizi ve diğer dosyalarımızı bulmanın ve düzenlemenin ilk adımı hepimizin bildiği gibi Finder'dan geçiyor. X menü aslında menü çubuğumuz üzerinden Finder'ın bize sunmuş olduğu hemen hemen bütün özellikleri sunabiliyor. Bu uygulama ile birlikte çalışma alanınızda yeni bir Finder penceresi açmadan hızlıca dosyalarınıza ulaşabilir. Hatta bununla kalmayıp uygulamalarınızı görüntülerken aynı anda da aktif duruma getirebilirsiniz. Kullanırken çok keyif alacağınız X menüyü Apple Store'dan ücretsiz olarak indirebilir ve arayüzünde bulunan ayarlar kısmından kendinize göre tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Gün içerisinde çalışma alanlarımızda eminim ki hepimiz birçok karmaşa yaşıyoruz. Web sayfaları, uygulama pencereleri ve daha niceleri arasında boğulup kalıyoruz. Haliyle de aradığımızı bulmak gerçekten Çin işkencesine dönüşüyor. Tabii ki macOS işletim sisteminde açık olan, aktif olan tüm pencereleriniz arasında Command Tab tuşlarına basarak bu sorunu çözebiliyoruz. Peki bu karmaşada tek bir kısa yol tuşuyla istediğiniz uygulamayı en üste taşıyabileceğinizi söylesem? Hem minimal hem de inanılmaz basit bir arayüze sahip olan uygulamamızın kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken istediğiniz uygulamalara birer kısa yol eklemek. Artık klavyenizden oluşturmuş olduğunuz kısa yol tuşları ile tüm uygulamalarınızı ekranınıza saniyeler içerisinde çağırabilirken pencereler arasında dolaşmakla da vakit kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca uygulamalarınızın aktif olması da gerekmiyor. Siz yeter ki hangi uygulamayı görmek istediğinize karar verin. Çalışırken sürekli saate bakan biri olarak bence Mac bilgisayarlarımızdaki saat uygulaması biraz geri planda kalmış. Bu sorunu ortadan kaldırabileceğimiz harika bir uygulamaya geldi sıra. Desktop Philips Clock ile hem eski tarz Philips saatlerinin tasarımını modern bir şekilde masa üzerinizden takip edebilecek hem de şık bir görünüme sahip olabileceksiniz. Apple Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama bizlere 3 farklı şekilde saat stili sunarken arayüzündeki esneklik sayesinde tamamen kendi kişisel zevkimize göre değişiklikler yapmamıza da izin veriyor. Ayrıca uygulamanın menü çubuğunda yer alan kısa yolu üzerinden zamanlayıcı ve geri sayım başlatabiliyor. Hatta anlık olarak internet hızınızı da takip edebiliyorsunuz. MacOS işletim sisteminde vazgeçilmezlerden biri de dock, yani uygulamalar çubuğumuz. Fakat zaman zaman siz de benim gibi dockunuzun çalışma alanınızdan yer çaldığını düşünüyorsanız aslında tek ihtiyacınız olan Intel'li dock uygulaması. Intel'li Dock bir nevi dokunuzun yapay zekası ve masa üzerinizde yer açmak istediğinizde sizi anlayıp gizlenmesini sağlıyor. Yapmanız gereken ise çok basit. Uygulamayı indirdikten sonra hassasiyet ayarını belirleyerek daha geniş bir alanda çalışmak istediğinizi sadece dokunuza belli etmek. Aynı anda birçok uygulama kullanıyor ve bu uygulamaların çalışma alanınızda sebep olduğu karmaşadan yorulduysanız sizin ilacınız SlidePad. SlidePad ile birlikte sıklıkla kullandığınız uygulamalarınızı tek bir pencere içerisinde toplayıp hepsine bu pencere üzerinden erişebilirsiniz. Bu sayede hem masa üzerinizdeki karmaşadan kurtulabilirken hem de yapacağınız işler noktasında zaman kazanabilir ve ön planda olmasını istediğiniz uygulamanıza tamamen konsantre olabilirsiniz. Şu an için 30 gün boyunca tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz SlidePad uygulamasını bu deneme süresinin sonunda dilerseniz 13 dolar gibi bir ücret karşılığında da satın alabilirsiniz.
İş yerinizde ve evinizde erişimini engellemek istediğiniz internet sayfalarını kontrol etmek bu uygulamayla birlikte çocuk oyuncağına dönüşüyor. Tamamen ücretsiz olan Self Control uygulamasını bilgisayarınıza kurduktan sonra uygulama arayüzünde yer alan Edit Block List'e tıklayın ve ardından açılan ekranda artı buton yardımıyla erişim engeli koymak istediğiniz siteleri sırasıyla ekleyin, zamanınızı belirleyin ve engellemeyi başlatmayın. Hepimizin bildiği gibi trackpad Mac bilgisayarlarımızın olmazsa olmazlarından, kullanırken yapabildikleriniz düşünüldüğünde de çok farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Haliyle farklı bir mouse veya klavye kullanmak zorunda kaldığınızda da elinizi kolunuzu bağlanmış hissediyorsunuz. O zaman gelin size bu sorunu çözmekle kalmayıp trackpad'inize çağ atlatacak bir uygulamadan bahsedeyim. Multitouch ile birlikte trackpad'inize, Magic Mouse'unuza, harici klavye veya farenize birçok eylem ekleyebiliyor. Hatta bunlarla kalmayıp Mac'inizdeki pencerelerinizi dahi kontrol edebiliyorsunuz. Tam bir derya deniz diyebileceğimiz Multitouch'ı kullanmak ise gerçekten oldukça basit. Özelleştirmek istediğiniz yardımcınızı seçin ve artı butonuna tıklayın. Açılan pencereden hareketinizi belirleyin. Ardından Action bölümünde yer alan listeden ne amaçla kullanmak istediğinize karar verin ve eyleminizi onaylayın. Hemen bir örnekle bunu detaylandıralım. Örneğin trackpad'imizde sol üst köşeye tıkladığımızda arama motorlarımızda yer alan sekmeleri kapatmayı isteyelim. Multitouch uygulamasına geliyoruz. Trackpad'i seçiyoruz. Artı diyerek sol üst köşeye tıklı olarak tercihimizi belirliyoruz. Sonra Action bölümünden Safari ve Chrome'u seçiyoruz ve Close Tab diyoruz. Artık Safari ve Google Chrome'u kullanırken trackpad'imizde sol üst köşeye tıklamamız durumunda sekmelerimiz kapanacak. Yapabilecekleriniz konusunda sınır tanımayan bu uygulamayı bence mutlaka hepinizin incelemesi gerekiyor. Eğer siz de benim gibi sıklıkla internet üzerinde bir şeyler araştırıyor, notlar alıyor, almış olduğunuz bu notları başka bir uygulama içerisine yapıştırıp üzerinde düzeltmeler yapıyorsanız PurePest en yakın arkadaşınız olacak. Bu uygulama ile birlikte kopyaladığınız tüm metinler farklı fontta, farklı büyüklükte olsa dahi yapıştırmak için kullandığınız uygulama standartlarına otomatik olarak dönüştürülüyor ve bu sayede üzerinde tekrar düzeltme yapmanıza gerek kalmıyor. Apple Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz PurePest uygulamasının kurulum işlemini tamamladıktan sonra menü çubuğunuzda beliren kopyala yapıştır ikonuna tıklayıp Clear Formatting demeniz yeterli. Bu dakikadan sonra kopyalayacağınız tüm metinler artık sadece sizin belirlemiş olduğunuz kriterlerde yazıya dökülecek. MacOS işletim sisteminde emojilere ulaşmak gerçekten bir hayli zahmetli. Hatta bu zahmetinden dolayı bilgisayarımızın içerisinde bir yerde tozlanmış olarak duruyor. İşte Rocket ile birlikte tozlanmış olan emojilerinizi gün yüzüne çıkaracak ve tabii ki ifadelerinizi artık daha net bir şekilde kullanabileceksiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı kurduktan sonra tek yapmanız gereken üst üste iki nokta işaretine tıklamak ve emojilerinizin adını yazmak. İnanılmaz pratik olan bu uygulamanın tek eksiği ise şu an için henüz Türkçe dil desteğinin bulunmuyor olması. Eminim ki hepimizin indirmiş olduğu onlarca uygulaması var. Tabii ki bunların bir kısmını Apple Store'dan, bir kısmını da farklı internet sitelerinden indiriyoruz. Burada da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Apple Store üzerinden indirmiş olduğumuz uygulamaların güncellemelerini Mac bilgisayarlarımızda görebilirken maalesef internetten indirmiş olduğumuz uygulamaları göremiyoruz. İşte burada da Latest yardımımıza koşuyor. Latest ile birlikte Mac'inizde bulunan tüm uygulamaların güncellemelerini tek bir ekran üzerinden takip edebiliyorken aynı zamanda da uygulamalara gelen güncellemelerin detaylarına da erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet, tüm bu uygulamaların linklerine videonun açıklamalar kısmından erişebilirken daha farklı uygulamalar için yanda çıkan videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.